Herkese merhabalar. Hiç çalışmamış gibi hissediyorum dediniz. Bizlere yorumlar attınız. Bizler de sizlerin yorumlarını tek tek okuduk. Kerem'in yorumlarını, Hiranur'un başka başka arkadaşlarımızın yorumlarını okuduk. Birazdan bunları cevaplayacağız. Tonguç'um nasıl gidiyor çalışmalar? Harika gidiyor hocam. Harikasın. Sen de kendini çalışmamış gibi hissediyorsun. Çok normal bir şey. Zaten... Eğer çalışkan, akıllı, başarılı öğrencilersek çalışsak bile eksik hissederiz. Her zaman daha fazlasını isteriz. Kerem Ağrıç demiş ki hocam 10. sınıfa şimdiden çalışmalı mıyız demiş. Güzel bir soru sormuş. Hiranur Ezme hocam çok eksiklerim var ne yapmam gerek bilmiyorum çalışmak istiyorum. Hem istiyorum hem istemiyorum demiş. Ee, Sevilay Çelik hocam çalışıp çalışıp kendimi hiç ders çalışmamış gibi hissediyorum. Okulların çıkmasına az kaldı. Ben sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum. Yardım ederseniz sevinirim demiş. Arkadaşlar birincisi 3'ün üzerinde yani Hiranur'un da Sevilay'ın da Kerem'in de sorusu benzer nitelikte olduğu için şu şekilde cevap almak istiyorum. Birincisi arkadaşlar bizler bizler. 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta ya da eğitim hayatımız boyunca öğrenmemiz gereken şeyler şöyle bir pasta dilimi gibi düşünün. Büyük bir pasta dilimi ama yani şu çatal tamam mı? Şöyle çatal düşünün. Bu çatalı yanında bu kadar büyük bir pasta dilimi düşünün. Yani sizin en fazla yiyebileceğiniz bir oturuşta şu kadarlık bir dilim olsun. Eğer pastayı çok seviyorsanız hadi bundan iki dilim yiyebileceksinizdir. Şimdi bu pastayı bizler eğer her gün böyle ince ince birer dilim yersek veya gün aşırı birer ince dilimle yersek bu pastayı zamanla bitiririz. Ama biz bu dilimleri zamanla yemeyip en sonunda tüm pastayı bitirmek istedik. Bitirebilir miyiz Tonguç'um? Bitiremeyiz hocam. Bitiremeyiz. Harikasın. Niye? Çünkü ya bunu kes artık bu yenmez deriz. İşte lise hayatımız boyunca 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta, üniversite sınavı hazırlıkta öğrenmemiz gereken konular esasında ince ince dilimlerle çalışırsak, belli zamanlarda planlı bir şekilde çalışırsak bize lezzet verir bitiririz. Ama hep son ana bırakırsak, sınav zamanına bırakırsak, üniversite sınavına gireceğimiz zamana, onun sınıf yazılara gireceğimiz zamana bırakırsak ister istemez ne olur sıkıntı yaşarız, bu işten vazgeçeriz. Yani ben bu kadar büyük pastayı görünce, yiyemeyeceğini anlayacağını ne yaparsın onu? Çünkü Vazgeçerim hocam. Vazgeçerse bu olmaz dersin. İşte bazı öğrencilerin ya ben işte üniversite sınavında başarı olamayacağım. Veyahut da işte takdir alamayacağım, teşekkür alamayacağım, vazgeçtim demesinin sebebi o. Zamanında küçük küçük dilimlerle yememesi. Peki biz zamanında küçük küçük dilimlerle yemek için ne yapmamız lazım? Burada da yapmamız gereken şey şu. Tabii ki de birincisi bir hedefimiz olacak. Bunu her zaman söylüyoruz. Hedef olmazsa olmaz. Hedef bir numarada. Sonrasında ne yapacağız? Tabii ki de planımız olacak. Yani plan olması lazım. Bu hedefe uygun haftalık, günlük, Planlar yapacağız. Günlük planları yaparken mesela burada her zaman gösterdiğimiz bizim hadi motivasyon planlama rehberindeki sayfalara benzer sayfalar yapabilirsiniz. Ya da bu motivasyon planlama rehberini alabilirsiniz. Yani ne yapacağınızı biliyorsanız, ne gün ne çalışacağınızı biliyorsanız ve bir hedefiniz de varsa ya ben takdir almak istiyorum, ben teşekkür almak istiyorum. Ben işte şu üniversiteye kazanmak istiyorum diye bir hedefiniz varsa hem daha kolay, daha az çalışarak hem de hedefinize ulaşarak mutlu olursunuz arkadaşlar. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Sınav süreçlerinde bizler zaten size 8'den 9'a kampı, 9'dan 10'a kampı, 10'dan 11'e kampı bütün sınıflara özel kamplarımız var. Her zaman size video programları veriyoruz. Hangi gün, hangi saatte hangi videolarımızı yayınlayacağını tek tek söylüyoruz. Endişelenmenize gerek yok. Sizler yeter ki kendinize bir hedef koyun. Hedef koymak için ne yapmanız lazım? Ee, tabii ki bir üniversite hedefi olabilir. Artık sizler lise öğrencisiniz. Türkiye'nin çok güzel üniversiteleri var. Tıp fakülteleri var, hukuk fakülteleri var, mühendislik fakülteleri var, öğretmenlik fakülteleri var, Boğaziçi'si var, ODTÜ'sü var. Her şehirde mükemmel üniversitelerimiz var. Bu üniversiteleri gezdiğiniz zaman bu üniversiteleri kazanan öğrencilere sorun. Size şunu söyleyeceklerdir. Biz 12. sınıfta tam istediğimizi yapamadık. Bir daha hazırlandık, bir daha hazırlandık. 2-3 sene sonra kazandık veya 1-2 sene sonra kazandık diyeceklerdir. Halbuki siz şimdiden sıkı sıkıya başlarsanız, yani bu pastanın dilimlerini yavaş yavaş dilimlemeye başlarsanız ileride hayallerinize mükemmel bir şekilde ulaşırsınız. O yüzden şimdiden planlamaya başlayın ve hedeflerinize ulaşmak için matematikte, fende, sosyal bilimlerde, Türkçe'de belli kitapları, belli ödevleri kendinize verin. Zaten uzaktan eğitimde de, normal eğitimde de sizler işi kendiniz başaracaksınız. Yani öğretmenler kapıyı açar ama içeriye kendiniz girersiniz. Okulda hocası size ders anlatır ama siz o dersin ardından tekrar yapmazsanız ne olur eksikleriniz devam eder. Dolayısıyla burada temel mantığımız bu. Hocam çok eksiklerim var ne yapmam gerek bilmiyorum. Plan yapacaksın Hiranur ve hedefini belirleyip hemen çalışmaya başlayacaksın. Hedefin, yıllık planın başka olacak. Yani yıllık hedefin çok büyük bir plan olacak diyeceksin ki ben takdir almak istiyorum. E, aylık hedefin belli olacak ben bu kitabı bitirmek istiyorum. Günlük hedefinde işte saat 6'da şu 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 soruları çözeceğim demen gerekiyor. Sevilay'ın sorusunu da cevaplayalım bireysel olarak. Hocam çalışıp çalışıp kendimi işler çalışmamış gibi hissediyorum e, demiş. Bu çok normal bir şey arkadaşlar. Bizler her zaman için hep gayret gösterdiğimizde bir önce hemen sonucu isteriz. Hemen çalışın hemen sonuç gelsin isteriz. İki çalıştığımızda sonuç gelmediyse ve daha sınava başlamadıysa hep bir eksik hissederiz. Yani üniversite sınavına girerken de yazılara girerken de acaba unuttuğum bir yer var mıydı? Acaba bir eksiğim var mıydı deriz. Bu normal bir şey. Bu sizin başarılı olacağınızı gösteriyor. Dolayısıyla hiç endişelenmene gerek yok. Sen planına uygun bir şekilde benim yıl sonundaki hedefim bu. Ay sonundaki hedefim bu. Bugünkü hedefim bu. Bugün iki soru çözeceğim dedim ve o iki soru çözdüysen yeterince görevini yaptın. Artık bundan sonra dinlenebilirsin. Bundan sonra ben vazifemi yaparım. Gözlerimi kaparım demen yeterli. O zaman e, Kerem'in sorusuna zaten cevap vermiştik. Hocam onun sınıfı şimdiden çalışmalı mıyız? Evet. Şimdiden belli bir küçük küçük dilimler ataraktan haftada iki gün çalışaraktan 9'dan 10'a kampımızı takip ederekten çalışmalısın Kerem. Hadi bakalım. Ödülü sonra yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Tek bir cümleyle sorduğunuz soruları da en fazla beğeni alanlara cevaplamaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tonguç'um sen de ders çalışmaya devam edeceksin değil mi evladım? Tabii ki edeceğim. Harikasın. Hiç de ders çalışıyormuş gibi durmuyorsun. Yazın yatıyormuşsun gibi duruyor ama olsun tebrik ediyorum seni.